Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de iyiyim bugün. Sabah birazcık erken kalktık. Bugün günlerden cumartesi. Bursa'ya gidiyoruz. Annem, babam ve ben üçümüz. Babamın kuzeninin kızının düğünü var. Oraya gidiyoruz. Kardeşim ve Doğan da gelecekti ama Doğan'ın son anda işi çıkması sebebiyle kardeşim de yataktan kaldıramadığımızdan dolayı ikisi de son anda fire verdiler. Biz de üçümüz eşlik edeceğiz. Bu videoda ben de sizinle beraber gezeceğim. Siz de benimle beraber gezeceksiniz dolayısıyla. Böyle sabah kahvemi de yolda içiyorum. Bayağı zift gibi geldi ama malum yolda böyle oluyor arkadaşlar. İlk öğünüm. Ben daha üstüm başımı hiçbir şey değiştirmedim. Malum İzmir'den Bursa bayağı bir uzak olduğu için yol üzerinde bir yer bulup değiştireceğim artık. Kontrol var arkadaşlar. Kimlik vereyim mi? Bir dakika. Al anne. Şimdi Festival Outlet'e geldik. Yol üzerinde burası vardı. Ben maalesef yanıma aldığım elbisenin astarını evde unutmuşum. Buradan bir astar bakacağım. Bir de burada bir kartal yuvası var. Beşiktaş Store mu dersiniz, kartal yuvası mı dersiniz? İşte oraya geldim çünkü daha önce buradan Doğan'a birkaç tane tişört almıştım. İşte yine oraya bakacağım. Aynı şekilde hem Doğan'a hem de kardeşime bir şey bulursam onu alacağım. Öyle yani arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle bir astar aldım arkadaşlar. 24.90-25 liraymış. Astar işini hallettik. Tamam yeter mi? Yeter. Bir yandan da vlog çekiyorum. Arkadaşlar biraz yaklaşmaya başladık. Ben duramadım. Şimdi size makyaj aynamı gösteriyorum. Buradan bakarak makyaj yapacağım. Evet arkadaşlarım. Üstümü giyindim. Şöyle yolda bir yerde giyindim. Daha sonra yine boydan da gösteririm. Şöyle çok hafif bir makyaj yaptım. Çok hafif. Hava bayağı kapalı ama. Yağmur yağmaz inşallah. Değil mi anne? Aynen. Bir açıyor bir kapatıyor işte hava. Üzerimize bir şey olmadı. Burhan ceketi var arabada. Burhan ceketi arabada, arabayı kaldırıyor. Dışarıyı kaldırmıyor Burcu. Yok yok kalın ama bayağı ısıtıyor polar o. Bursa'ya geldik. Bir 10 kilometrelik kadar yerimiz var. Alırız yani şey üşürsek gider alırım ben arabadan.
Zannetmiyorum çok işeceğimizi ama. Oynama falan olursa anne, ısınırız oynayarak. Şimdi oyunlar. Herhalde bana ısınırıyor yasaklar. Arkadaşlar böyle bir elbise giyip ayakkabıların üstüne bakmayın. Çıkarttım ayakkabılarımı çünkü. O elbisemi de Doğan aldı. Selam. Arkadaşlar biz şimdi Gölyazı'ya geldik Bursa'da. Düğünden sonra vaktimiz vardı. Birazcık burada gezelim dedik ama çok kalabalık. Muhtemelen çok fazla durmayacağız gibi görünüyor. Ay ne kadar güzelmiş ha burası. Su ne kadar güzel görünüyor. Babam rehberlik yapıyor arkadaşlar. Benim sana sorduğum orasıydı, orada yerleşim var mı diye. Yolda gelirken orayı gördüm ya. Ha, yok ben orayı sormuştum ama. Evet. Buradan araba geçiyor o zaman. Çok kalabalık yalnız. Gelen çok fazla var. Evet. Aynen çok serin. Arkadaşlar burası o kadar serin ki şu an üşütüyor hatta. Saçım başım darmadağın oldu yani. Ama hava böyle çok şey yapmıyor yine. Dondurmuyor. Sadece serin. İnceden bir ısırıyor. Ama çok güzel. Bayağı güzel. Yani gelmek isteyenleriniz olursa gelsin. Ben de ilk defa geldim. Annemle babamın ikinci gelişi ama ben ilk defa geldim. Bıraktım artık saçlarımı. Saçlarıma bakın. Böyle gezeceğim. Düzelttikçe çünkü şey oluyor. Ama burada balık evi falan varmış bak. Sefam olsun. Ne güzel yere yatmışsın sen öyle. Bayılmış resmen. O zaman 15 dakika falan var yani baktığımda. Arkadaşlar bir yandan da çok acıktık. O yüzden burada gezimizi kısa keseceğiz. Çektim. O yüzden gezimizi biraz kısa keseceğiz çünkü karnımızı doyurmamız lazım. Burada bir şeyler yemeyeceğiz çünkü çok kalabalık burası. Hiçbir yerde oturmak istemedik. Biz de o yüzden Susurluğa doğru gideceğiz. Bakalım oradan Susurluk artık ne olur ne bilir.
veterine yerinde içerim bilmiyorum ama acıktık yani bayağı. Annem hatta birazdan bayılacağım falan diyor çünkü onlar benden önce kahvaltı yapmışlardı. Aynı yolda atıştırmıştım gelirken. Öyle yani. Tamam. Hiç kameramla konuşuyordum. Şey. Ne oldu? Yok. Unuttum. Sen bir şey söyleyecektin aynen. Unuttum. Ha şey mi diyecekti, Balıkesir'de köfte ekmekle yaptıralım demiştim, onu mu diyecekti? Anne dur yemek yiyoruz onu, ya. Emli Hanım, onu ben gitsem şu anda yerini bulamam. Yeseydim anne. Ne başka? Yolda bir sürü yerde durduk, alsaydım bir şey yeseydim. Eline vermemiz mi bekliyor? Ben gittim aldım yedim mesela. Biz köfteci Yusuf'a geldik ama çok kalabalık. Baya baya kalabalık yani. Bakalım inşallah hemen yemeğimizi yiyip kalkmayı düşünüyoruz. Herkese pişmanlar. Herkese pişmanlar. Arkadaşlar. Üşüdüğüm için böyle bir şey geçirdim hemen. Ama bunu biz yemeğimizi yedik ve yola koyduk. Eve kaçta varırım bilmiyorum. Şu an saat 7:20 geçiyor. Arabamız, yok arıza yapmadı ki, alttan bir şey çıktı işte, neyi çıktıysa. Arkadaşlar öyle korkulacak bir şey yok, korkmayın, önce taş gibi arabamız var. Maşallah. Alttan böyle bir şey çıktı. O yüzden babam da sesini duymaktan çok rahatsız olduğu için hemen burada bir sanayiye geldik yol üzerinde. Öyle yani, şimdi onun yapılmasını bekleyeceğiz. Yani kısa bir zorunlu mola gibi bir şey oldu bizim için. Arkadaşlar ben eve geldim. Saat 22:50. Eve geldim ve bana gereksiz bir enerji doldu. Şimdi şöyle soyunacağız, dökeceğiz, makyajımı falan sileceğim. Artık oturacağım tam anlamıyla, dinleneceğim. Bayağı git gel yorucu bir yolculuk oldu tabii ki de. Ama olsun, gönüller bir olsun. Neyse ben artık videomu burada sonlandırıyorum. Bugün benimle paylaştığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, izlemediyseniz de artık neyse yani. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımın altına yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.